Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile gerilimin faturasına ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Rusya ile gerilimin en kötü senaryoda 9 milyar dolarlık etki yapacağını söyledi. Küresel ekonomide zor döneme girdiğini belirten Şimşek, Türkiye pozitif ayrışacak dedi. Şimşek, 2016 yılında enflasyonun asgari ücret sebebiyle yüksek seyredeceğini de söyledi. Başları arasında zerre kadar ayrım yapmayan bir ülke. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek özel bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ama Kürt kökenli. Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek, 2016 yılında enflasyonun asgari ücret sebebiyle yüksek seyredeceğini söyledi. Ama ben bugün Türkiye Cumhuriyeti. Şimşek şöyle konuştu. Küresel ekonomik arka plana bakınca bir takım sıkıntılar var. Zor bir dönem. FED muhtemelen faizleri artıracak. Parasal sıkılaştırmayı çok önceden başlattık. İngiltere Merkez Bankası da ikinci çeyrekte bunu takip eder. Faizlerde küresel olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber değil. Para akışını sınırlar. Hatta yönünü bile değiştirebilir. Dolar likiditesinde bir miktar sıkıntı yaşanabilir. Küresel olarak ikinci sorun alanı Çin. Şu anda petrol ihraç eden ülkelerin tamamı cepten yiyor. Çin'deki yeniden dengelenme süreci ve küresel anlamda faizlerin normalleşme süreci önemli sorunlar. Reformlarla ilgili konuşan Şimşek şunları söyledi. Moody's'in reform konumundaki temkinli duruşunu anlamakta zorluk çekiyorum. Fed, faiz artışı bütün gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecek. Açık veren Türkiye gibi ülkeleri daha fazla etkiler. Son bir yılda Rusya'ya olan ticarette %30-40'lara varan düşüş var. Bütçede temel parametrelerde önemli değişiklik öngörmediklerini belirten Şimşek, bir takım yeni durumları dikkate alacağız, ilave bir takım vaatler vardı, onları da yansıtacağız, Avrupa Birliği sürecini yeniden canlandıracağız, dedik. Çerçevesinde olmuştu. Yani benim... Rusya'nın yaptırım kararlarını yorumlayan Şimşek şunları kaydettik. Rusya'yı önemli bir partner olarak gördük. Rusya ile gerilim peşinde değiliz. İlk günden itibaren Rusya krizinin etkilerini bütün yönleriyle masaya yatırdık. Her anlamda hazırlık içindeyiz. Üç temelde çalışma yaptık. Rusya bu sorunu diyalogla çözmeye yanaşmaz ve tavrı sürdürürse caydırıcı ne tür tedbirler alınabilir? Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığını yönetebilir düzeye çekmek için ne yapılabilir? Bütün tedbirler hazır. Başbakanımıza sundum. Biz bu gerilimi tırmandırma peşinde değiliz. Turist sayısında 603 bin azalma var. Müteahhitlik hizmetlerinde yavaşlama var. En kötü senaryoda 9 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Gerilimin etkisi gayri safi yurt içi hasılanın %0.3 ile 0.4'ü civarında olabilir. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü. Rusya gıda fiyatlarını geçici olarak düşürür. İşlenmemiş gıda ürünlerinin enflasyon üzerindeki baskısı çok güçlü. Buna yönelik yapısal tedbirler alma noktasındayız. Başbakan yardımcısı asgari ücretin işverene maliyetiyle ilgili olarak geçici olarak kısmi bir telafi edici adımlar atılabilir ama bütün yükün kamu tarafından yüklenilmesi söz konusu olamaz ifadelerine yer verdik. Yeah.